Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 2 Aralık 2016 Cuma. Türkiye bugün de Hakkari'den gelen acı haberin yasını tutuyor. Çukurca'daki çatışmada 3 asker şehit oldu. Şehit ateşinin yaktığı kentler arasında Bursa da var. Gündemin en sıcak maddesi ekonomi. Dolardan yeni bir rekor daha gelirken piyasalardaki gelişmeler devletin zirvesinin de gündeminde. Hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan'dan çarpıcı mesajlar var. Siyaset içeriği resmen açıklanmamış olan başkanlık teklifini konuşuyor. Kulis bilgilerine göre uzlaşma sağlanan teklifte neler olduğunu birazdan anlatacağız. Bursa'nın dün akşamdan bu yana 3 önemli konuğu var. Enerji Bakanı Albayrak dün Bursa'daydı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'yla eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da bugün kentte çeşitli temaslarda bulundu. Günün öne çıkan başlıkları böyleydi. Şimdi ayrıntılarla Olay Ana Haber başlıyor. Türkiye, Hakkari'den gelen haberle bir kez daha yasa büründü. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Acı haberler Bursa, Çorum ve Kırıkkale'ye ateş düşürdü. Saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonda 24 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin yüreğini yakan haber bu kez Hakkari'nin Çukurca ilçesinden geldi. Irak sınırında sıfır noktadaki Güven Dağı'nda operasyonlar devam ederken teröristler askeri üsse taciz ateşi açtı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 3 asker şehit olurken 6 asker yaralandı. Yaralılar helikopterle hastaneye kaldırıldı. Şehitlerin ateşi 3 ayrı kente ateş düşürdü. Sözleşmeli Erser ve Toman, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Üç Evler Mahallesi'nde yaşayan annesine acı haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Henüz 20 yaşındaydı Servet Tomak. Gaziantep'in Nizip nüfusuna kayıtlıydı. Annesiyle babası ayrılmıştı. Bir ağabeyi, bir de kardeşi vardı. Vatani görevinin ardından sözleşmeli olarak asker ocağına katılmıştı. Annesi Hacer Tomak'la 10 yaşındaki kardeşi Mesut'a 5-6 yıl para kazanayım, ben size bakarım demişti. Şehit sözleşmeli Er Emre Şahin de 20 yaşındaydı. 5 kardeşin en küçüğüydü. Göreve 20 Temmuz'da başlamıştı. Telefonla konuştuk. İyiyim dedi, rahatım dedi, görevdeyim dedi, yol güvenliği sağlıyorum dedi. Çorum merkeze bağlı Abdalata köyünde yaşayan anne Zekiye ve baba Abdullah Şahin acı haberle yasa büründü. Şehit sözleşmeli Er Özgür Mutlu 23 yaşındaydı. Bekardı. Kırıkkale'deki ailesi acı haberle yıkıldı. Anne Hatice Mutlu gözyaşlarına boğulurken fenalık geçiren baba Güngör Mutlu hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası Çukurca kırsalında başlatılan hava destekli operasyonda 24 terörist etkisiz hale getirildi. Şemdinli'de ise sınırın Irak tarafında bulunan Hakurk bölgesine yapılan topçu atışlarında da 4 terörist öldürüldü. Evet, Hakkari'den gelen acı haber Bursa'ya da ateş düşürdü. Nilüfer'in Üç Evler Mahallesi'nde yaşayan Tomak ailesi acı haberi öğleden sonra aldı. Şimdi kameralarımızı şehit evine çevirelim. Karşımızda Olay Haber muhabiri Bülent Civanoğlu var. Bülent Civanoğlu, cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar netleşti mi? Evet, sabah saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit olup 6 askerimiz de yaralanmıştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre çatışma alanında yapılan fırtına obüs toplarıyla yapılan atışlarda çok sayıda PKK mensubu imha edilmişti. Şu anda 3 askerimizden bir tanesi şehit olan 3 askerimizden bir tanesinin evi de Nilüfer ilçesi
Üçevler Mahallesi Dişçi Sokak'ta bulunuyor. Şu anda evin önündeyiz. Şehitlerimizin ismi Servet Tomak. 20 yaşında olan Servet Tomak bir yıl önce sözleşmeli piyade er olarak Türk ordusuna katılmıştı ve Çukurca'da görev yapıyordu. Şu anda Servet Tomak'ın evin önündeyiz. Acı haber öğleden sonra ailesine ulaştı. Annesi Hacer şu anda tedavi ve kontrol altında. Evin önünde Kur'anlar okunuyor ve dualar ediliyor. Bir sağlık ekibi bir hazır olarak tutuluyor ve Servet Tomak Gaziantep Nizip nüfusuna kayıtlı. Daha önce de söylediğimiz gibi bir buçuk yıl önceden beri Bursa'da yaşıyor ve buradan sözleşmeli er olarak birliğine gitmişti. Şu anda aile cenazenin Bursa'da mı yoksa Antep'te mi vereceği konusunda emin değil. Netleştiği zaman biz de bültenimizde size bildireceğiz. Evet, Bülent Civanoğlu'nun da aktardığı gibi Gaziantep Nizip nüfusuna kayıtlı şehit Servet Tomak cenaze töreniyle ilgili ayrıntılar da şu saat itibariyle netleşmiş değil. Bir ihtimal Bursa'da, bir ihtimal Gaziantep'te olacak cenaze töreni. Ve sıcak gündem ekonomi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde para piyasalarında yaşanan hareketliliği oyun olarak niteledi. Teğet geçecek diyen Erdoğan'ın hem Merkez Bankası'ndan hem de vatandaştan istekleri vardı. Merkez Bankası'na faizi düşürmekten başka çare yok diye seslendi Erdoğan. Vatandaşa da yastık altındaki dövizi Türk lirasına çevirme çağrısı yaptı. Son günlerde hani bir döviz meselesi çıkardılar, dolar şöyle oldu böyle oldu, ne olursa olsun. Dolardaki yükselişe karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşa çağrı geldi. Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası değer kazansın. Ankara'da Otonomi Otomotiv Merkezi'nin açılışında konuşan Erdoğan, dövizdeki artışı oyun olarak niteledi. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda bozarız. Bundan önce de bunu yaptılar. 2007-2008'de de yaptılar. O zaman ne dedim? Teğet geçecek dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Teğet geçecek. Merkez Bankası'na seslenen Cumhurbaşkanı faizlerin düşürülmesini istedi. Faiz noktasında da arkadaşlarıma da aynı şeyi söyledim. Faizi düşürmekten başka çare yok diyorum, yine aynı şeyi söylüyorum. Biz düşük faizle yatırımcının önünü açacağız. Yüksek faiz finans sektörünü ihya eder. Bunu aynı zamanda kamu bankaları için de söylüyorum. Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nin açılış töreninde de kürsüdeydi. İslam alemi ve Türk dünyası siyasi, İlmi, kültürel, diplomatik açıdan büyük bir fetret dönemi yaşıyor. Sürekli kriz üreten, işbirliği yerine kavgayı, yapma yerine yıkmayı, engel olmayı amaçlayan sığ bir anlayış coğrafyamızı esir almış durumda. Erdoğan, bölgede sorunların derinleştirildiğini vurguladı. Mevcut krizleri çözmek yerine Irak ve Suriye'de olduğu gibi sorunlar daha da derinleşiyor. Bu kardeşi kardeşe kırdırma politikası sürekli güncelleniyor. DHKPC, PKK, YPG gibi etnik ve mezhebi farklılıkları istismar eden katil sürülerinin sırtı sıvazlanıyor. Yapay ayrımlara karşı uyanık olunmasını isteyen Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan sloganlarını da karşılıksız bırakmadı. Hayırlısıyla milletin iradesi neyi istiyorsa o olacaktır diye düşünüyorum. Piyasalarda yaşanan gelişmeler elbette hükümetin de gündeminde. Ekonomi Koordinasyon Kurulu akşam saatlerinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Başbakan gün içinde de olumlu mesajlar verdi. Yıldırım, vatandaşlarımız serin kanlı olsun, bunların hepsi gelip geçecek dedi. Türkiye bugünkü yaşadığımız şartların daha ağır şartlarını geçmişte en az 4-5 sefer yaşadı. Başbakan Binali Yıldırım'ın gündeminde para piyasalarındaki dalgalanma vardı. Amerikan seçimlerinden sonra başlayan bu sürecin geçici olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımız serin kanlı olsun, sakin olsun, bunların hepsi gelip geçecek.
Çankaya Köşkü'ndeki KOBİ'ler için nefes kredisi tanıtım töreninde konuşan Yıldırım, gereken önlemlerin alındığını söyledi. Bugünlerde yaşadığımız küresel ekonomideki hareketlilik, petrol fiyatlarına, üretimine, daha doğrusu petrol üretime kısıtlama, petrol üretici ülkeler tarafından kararından sonra yeni bir boyut kazandı. Biz öncelikli olarak ülkemizin ekonomisinin bu geçici süreçten en az şekilde etkilenmesini sağlayacak tedbirlerimizi alacağız. Başbakan Yıldırım, 80 bin KOBİ'nin kredi imkanından yararlanabileceğini belirtti. KOBİ'lere ilave kaynak aktararak 17 milyara kadar kredi hacmi oluşturduk. İlk etapta 80 bin KOBİ'mize bir nefes aldıracak. Bugünkü piyasadaki faizleri düşündüğümüz zaman oldukça iyi sayılabilecek bir oranda kredi kullandıracaklar. Ekonomi Koordinasyon Kurulu da Başbakan Yıldırım Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda küresel piyasalar ve ekonomik gelişmelerle döviz kurlarındaki hareketlilik ele alınıyor. Açıklamalar böyle. Piyasalardaki son duruma da bakalım. Dün 3,5 lirayı aşan dolar bugün de yeni rekorlar kırdı. Piyasalar haftanın son işlem gününde de hareketliydi. Ayrıntılar Olay Haber muhabiri Burak Demirci'de. Burak. Dün akşam yine piyasalarla ilgili Olay Haber'de yaptığımız değerlendirmede özellikle Amerikan başkanlık seçimlerinin ardından dolardaki yükseliş trendinin hız kazandığını, yine 14 Aralık'ta Amerikan Merkez Bankası Fed'in yapacağı toplantıda faizleri artıracağı endişesinin bu süreci tetiklediğini ama özellikle Türkiye'de iç siyasete dair tartışmaların, başkanlık sistemiyle ilgili tartışmaların ve gelişmelerin piyasalarda belirsizlik algısını güçlendirdiği ve Türk lirasını baskı altında tutan unsurlardan biri olarak görüldüğünü belirtmiştik ve nihayetinde dün dolar 3,5 lirayı aşmış ve rekor kırmıştı. Bu sabah da güne, haftanın son işlem gününe 3,5 lira seviyesinden başladı dolar. Sonrasında piyasalar ekonomideki gelişmeleri takip etti ve tabii ki devletin zirvesinden gelen mesajları da takip etti. Bunları az önce sırasıyla izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajları. Özellikle Erdoğan'ın mesajları dikkat çekiciydi. Hem vatandaşlara döviz bozdurma konusundaki mesajı, hem bankalara faiz eleştirisi, hem de 2008-2009 krizini hatırlatarak o zaman da teğet geçecek, bu da teğet geçecek göreceksiniz şeklindeki açıklamaları. Ancak bu açıklamalara rağmen dolar yükselişini sürdürdü. 3.60'a dayandı bugün. 3 lira 58 kuruşu aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Euro'da ise 3.81'in görüldüğünü ve bunun da yeni bir rekor olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Tabii şu sıralarda akşam saatlerinde dolar 3.52'ye kadar geriledi. Ne kadar etkili oldu bilemiyoruz ama Borsa İstanbul'un aldığı önemli bir karar, dikkat çekici bir karar söz konusu. Borsa İstanbul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı, vatandaşa yaptığı döviz bozdurun, Türk lirasına yatırım yapın çağrısına destek amaçlı tüm nakdi varlıkların, Borsa İstanbul'daki tüm nakdi varlıkların Türk lirasına çevrilmesine ve Türk lirası hesaplarında tutulmasına karar verilmiştir açıklamasında bulundu. Tabii bu açıklama beraberinde özellikle hafta başında bir kar zarar tartışmasını ekonominin farklı cephelerinde yaratacaktır. Zira Türk lirasının dolar karşısındaki değeri, doların Türk lirası karşısındaki değeri malum. Özellikle yılbaşından bu yana Türk lirasının dolar karşısında %22 değer kaybıyla en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Bir notla bitirelim. Başbakan Binali Yıldırım saat 17 sularında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topladı. Yaklaşık 3 hafta önce toplamıştı. Ondan bir hafta sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan toplamıştı. Yani yaklaşık 3 haftalık süreçte 3. kez toplanıyor. Şu sıralarda toplantı devam ediyor. Tabii oradan da en azından yazılı bir açıklama yapılmasını bekliyoruz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Siyasetin gündeminde başkanlık var. Malum iktidar MHP ile hükümet sistemi değişikliği konusunda uzlaştı. MHP top artık parlamentoda derken CHP teklifin meclisten geçeceğine ihtimal vermiyor. Ancak hükümete göre bu iş artık bitecek. İktidar sözcüleri sistem değişikliğiyle hem kalıcı istikrarın yakalanacağı hem de temsilde adalet sağlanacağı görüşünde. Asla Türkiye'nin
üniter yapısına yönelik, Türkiye'nin rejimine yönelik bir değişiklik söz konusu değildir. AK Parti ile MHP'nin uzlaşmaya vardığı anayasa değişikliği teklifinin tam metni açıklanmasa da imzalar atılmaya başladı. İktidar milletvekilleri teklife imza koyarken hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP teklif metnini görmeden de eleştiriler yapmıştır ama ümit ederiz ki bu sürece kendileri de katılırlar. Cumhuriyet Halk Partisi başkanlık sistemine adı partili cumhurbaşkanlığı da olsa kapalıdır. CHP'ye göre teklif mecliste 330'u geçemeyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendine özgü, kendine has bir iradesi vardır. Böyle bir değişikliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 330 oy alabilmesine ben ihtimal vermiyorum. MHP sonuç ne olursa olsun siyasi krizin çözümü için meclisin devreye girmesi gerektiği görüşünde. Madem yargı erki mevcut anayasanın verdiği yetkileri kullanarak üzerine düşeni yapmamaktadır, o halde parlamento devreye girmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi AKP'nin değil, sistemin nefesini açmak için devreye girmiştir. İktidar temsilcilerine göre sistem değişikliğinin önü açıldı. Ufak tefek pürüzler vardı, bunlar da açıldı. Bizim için yepyeni bir başlangıcın adıdır bu sistem değişikliği. Milletimiz için, memleketimiz için. Hükümet kalıcı istikrar için başkanlık sisteminin şart olduğunu savunuyor. Yeni sistemle birlikte iki başlılığın ortadan kalkmasını amaçlıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi geldiğinde bir taraftan da istikrar olacak, güven olacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e göre sistemin iki önemli sonucu olacak. Bir tanesi idarede, yönetimde istikrarı sağlayacak. Yani Türkiye asla bir daha koalisyon dönemlerine dönmeyecek. Başkanlık sistemiyle birlikte temsilde adalet de sağlanacak. Nasıl? Bu kadar yüksek bir baraja ihtiyaç olmayacak. Teklifle ilgili son kararı millet verecek. Bizim kararımız 367'yi bulsak bile dönüp millete soralım istiyoruz. Milletimiz her şeyin iyisini bilir. Feraset sahibi bir millettir. Biz onun ortaya koyduğu iradeye talibiz. Evet, AK Parti ile MHP uzlaştı. Başkanlık sistemini getirecek anayasa değişikliği teklifi için imza toplanmaya başlandı. Peki resmi olarak açıklanmayan teklifin içeriğinde neler var? İşte siyaset kulislerinde konuşulanlar. Ortak kararımız MHP ile. Ya bunu biz niye başkan diyelim? Başkan çok. Yani sistemin adı Cumhurbaşkanlığı, içeriği tam başkanlık. AK Parti ile MHP'nin üzerinde uzlaştığı teklife göre Türkiye Cumhuriyeti'nin başı Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı 5'er yıllığına 2 kez seçilebilecek. Bu değişiklikte Cumhurbaşkanı'nın eğer seçilirse partisiyle ilişiği devam edecek. Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti genel başkanı da olabilecek. Başbakanlık kaldırılacak, bakanlar hem meclis içinden hem meclis dışından atanabilecek. Cumhurbaşkanının iki de yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanı altında başkan yardımcısı, altında bakanlar kurulu, diğer yandan meclis. Meclis bir irade. Cumhurbaşkanı da bir başka irade. İkisi aynı anda seçime giriyor, aynı anda seçiliyor. Kabine meclise yasa tasarısı sunamayacak. Milletvekilleri yasa teklifi, araştırma ve genel görüşmeyle yazılı ve sözlü soru önergesi verebilecek. Gen soru güven oyu mekanizması kalkacak. Demokratik, çoğulcu, kuvvetler ayrılığını üstün tutan bir model, bir değişiklik öneriyoruz. Demokrasinin tahkim edilmesi, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla tesis edilmesi için bir öneride bulunuyoruz. Kulislere yansıyan iddialara göre Cumhurbaşkanı'nın kararname yetkisiyle Cumhurbaşkanı ve Meclis'in karşılıklı fesih yetkileri konusunda tam bir uzlaşma sağlanamadı. Uzlaşmanın sağlandığı pürüzlü bir madde ise Cumhurbaşkanı hakkında 367 milletvekilinin imzasıyla soruşturma açılabilecek olması. 2019'dan sonra fiilen %100 Cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanacak. Sistem 2019'da yürürlüğe girecek. Ancak teklife konması beklenen geçici maddelerle Cumhurbaşkanı bazı yetkileri daha erken kullanabilecek. Önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak anayasa değişik teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş olacağız.
Gazeteci Hrant Dink suikasti ile ilgili davanın 26. duruşmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Duruşmaya verilen ara sırasında mahkeme üyesi hakim Bünyamin Karakaş gözaltına alındı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek savunma yapıyordu. Duruşmaya verilen arada mahkemenin üye hakimlerinden Bünyamin Karakaş'ın FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve odasında arama yapıldığı ortaya çıktı. Hakim Karakaş emniyete götürülürken Ramazan Akyürek, İstihbarat Daire Başkanlığı'na Hrant Dink ile ilgili raporları kendisinin gönderdiğini söyledi. Akyürek, dönemin İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ı suçladı. Akyürek, bana gelen topu ilgilisine gönderdim. O ya gol atacak ya da taca atacak ama gereği yapılmamış, dedi. Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyeleri özel harekatın ardından bugün de TürkSat'ta inceleme yaptı. Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın ardından TürkSat Genel Müdürlüğü'ndeydi. Reşat Petek Başkanlığı'ndaki komisyon üyeleri 15 Temmuz gecesi bombalanan tesiste incelemelerde bulundu. Bizim personelimizden umutlu olmadıkları için... TürkSat Genel Müdürü Cenk Şen, birçok TV kanalının uydu yayınlarının kesildiği 15 Temmuz gecesine ilişkin bilgi verdi. TRT'yi çıkartın, diğer yayınları indirin şeklinde bir baskıda bulunuyorlar. Daha sonra tesisler direktörümüz Ahmet Bey'i araçtan çıkartıyorlar. Saat 1.37'ye kadar aracın yanında bırakıyorlar ve kendisi orada hakkın rahmetine kavuşuyor. Bursa'da 30 tutuklu sanık hakkında açılan ilk FETÖ davasının iddianamesinde çarpıcı detaylar var. İddianamede yer alan ihbar mektuplarına göre eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast komplosuyla MİT görevlileri gözaltına alınmak istendi. MİT mensuplarıyla kendilerini gözaltına almak isteyen polisler arasında çatışma son anda önlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ilk FETÖ iddianamesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Çoğu polis 30 tutuklu sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme, anayasal düzeni, meclis ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından hazırlanan iddianamede iki ihbar mektubu dikkat çekiyor. 2010 yılında kendilerine uymayan MİT başkanını tutuklamak amacıyla Bülent Arınç'a eylem yapacakları iddiasıyla başkan ve 10 MİT mensubunu gözaltına almaya çalıştılar. İddianameye giren ilk ihbar mektubunda MİT'e yönelik planlanan operasyona ilişkin bazı bilgiler yer alıyor. Bülent Arınç'ın akrabasının evini gösteren krokinin bulunduğu flaş bellek gözaltı işleminden sonra bir MİT görevlisinin ayakkabı topuğuna gizlenmiş şekilde konulup sonra bulunacaktı. Bu operasyon için gerekli geçmiş tarih izleme, dinleme ve gözaltı kararları Bursa'daki savcıya imzalatılmıştı. Ancak MİT'çilerin silah çekip restleşmeleri üzerine ülke çapında sansasyonel silahlı çatışma olacağından korkup serbest bırakmışlardır. İhbar mektubuna göre MİT mensuplarıyla kendilerini gözaltına almaya gelen polisler arasındaki tartışma az kalsın çatışmayla sonuçlanacaktı. MİT ekibini Ergenekon çetesiymiş gibi göstererek Bülent Arınç'a eylem yapacak diye tutuklamaya kalkıştılar. MİT yöneticileri arkadaşlarının gözaltına alan çetenin polisleri üzerine silahlı ekibini müdahale için yollayınca korkup bıraktılar. İkinci ihbar mektubunda da benzer bir iddia yer alıyor. İhbar mektuplarında FETÖ karşıtı askeri personele soruşturma açıldı, bazı rütbeli askerlerin örgüt üyelerinin astsubay okullarına girmesine yardımcı olduğu iddialarına da yer veriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bursa'nın 15 Temmuz gecesi tarihi bir destan yazdığını söyledi. AK Parti Siyaset Akademisi'nin konuğu olan Albayrak, AK Parti demokratik siyasette artık başka bir noktaya geldi diye konuştu. Siyasette dik duruş nedir? Milli duruş nedir? Siyasetin duayını elhamdülillah ülkemizin başında duruyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Bursa Siyaset Akademisi'nin konuğu oldu. 15 Temmuz'dan sonra artık bu tarihi zaferlerden bir tanesine imza atan bireyler oldu. Bunun vuku bulması noktasında Bursa'da o akşam tarihi bir
destan yazdı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partililere seslenen Albayrak'ın gündeminde siyasette 15 Temmuz sonrası yaşanan değişim vardı. 15 Temmuz'da yaşananlardan sonra Türkiye'de siyaset, demokratik siyaset ve bu siyaseti yapma noktasında AK Parti artık başka bir noktaya geldi. Artık sadece bir siyasi parti için değil, bu milletin bekası için siyaset yapmak AK Partili olma noktasında başka bir anlam ifade ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün akşam, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da bugün Bursa'daydı. Temaslarına Beyaz Cennet'ten başlayan Eroğlu, Uludağ'ın dünya çapında muhteşem bir yer olacağını söyledi. Zirvedeki 11 otelin dönüşüm talebinde bulunduğunu, bunlardan 7'siyle ilgili projenin onaylandığını açıklayan Eroğlu, Uludağ'a has bir mimari kazandıracağız dedi. Bakan Eroğlu, Uludağ'da yetki bizde diye konuştu. Uludağ, Bursalılarındır. Yetki bizde, yani belediye başkanları yıkacaksa buyursun yıksın yani. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Beyaz Cennet Uludağ'daydı. Eroğlu, önce Osman Gazi Belediyesi'nin taş konak tesislerini, ardından da şehit Sinan Yaylan'ın adının verildiği çeşmenin açılışını yaptı. Milli Parkların Sarı Alan Hizmet Binası'nı da açan Eroğlu, otel işletmecileriyle bir araya geldi, Yeni Alkoçlar Otel'in temelini attı. Yıkar geçeriz dedik. Hakikaten çoğunu da yıktık. Yani şu anda otel sahipleriyle mutabakatımız var. Bir kısmı yıkılacak, bir kısmı süresi olanlar var. Tadil edilecek. Eroğlu, dönüşüm projesinde gelinen son durumu açıkladı. 11 tane otelle alakalı dönüşüm talebi oldu. 7 tanesinin projesini onayladık, 4 tanesi şu anda inceleniyor. Uludağ'a has bir mimari kazandıracağız ki dünya çapında muhteşem bir yer olacak. Eroğlu'nun gündeminde Bursa için kuraklık tehdidi de vardı. Çınarcık Barajı'ndan dev tüneller yaptık. Onu da projelerini hazırlıyoruz. Muhteşem bir ishalattı. Çok ileri bir arıtma tesisi. İnşallah onu hızlandırırsak. Çünkü tamam, hızlandıralım. 2022'ye kadar. Tamam. Bölge müdürü. 2022 ama biz onu öne çekelim. Onu çok güzel menbaşı suyu gibi Çınarcık Barajı'ndan. Uludağ'ın geleceğiyle ilgili Mart ayında çalıştay düzenleneceğini açıklayan Eroğlu, Karabeden Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ni de gezdi. Emekli olunca Bursa'da kestane satacağım. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa'da 258 milyon lira değerindeki 15 tesisin temel atma ve açılış törenine de katıldı. Yatırımların 2019 yılına kadar tamamlanacağını belirten Eroğlu, sözü 15 Temmuz darbe girişimine getirdi. Artık hiç kimse darbe yapmayı rüyasında bile göremez dedi. Evvela ben sizlere teşekkür için geldim. Çünkü 15 Temmuz'da Bursa dimdik ayakta durdu. Artık bundan böyle hiç kimse darbeyi rüyasında bile göremez. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa'da 258 milyon lira değerindeki 7 baraj, 7 gölet ve taşkın koruma tesisinin temelini attı. DSE burada destan yazıyor, hakikaten. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde tamamlanan bir tesisin de açılışı yapıldı. Bu barajlar sulama, içme suyu, taşkın koruma temin edecek. Ve Bursa'da sulanmadık toprak bırakmayacağız. Bizim hedefimiz bütün Münbit toprakları sulamak. Eroğlu, Bursa'nın da içinde yer aldığı Marmara Gelişim Projesi kapsamındaki yatırımların 2019'a kadar tamamlanacağını söyledi. Bunları da inşallah 2019 yılı sonuna kadar bitireceğiz. Güneydoğu Anadolu'da GAP, Konya'da KOP diye projeler varsa artık Bursa'mızın da dahil olduğu Marmara Gelişim Projesi var. 2019 yıl sonuna kadar Marmara Gelişim Projesi kapsamında muazzam yatırımlar yapacağız. Törende 9 aileye gelir getirici tür sertifikası, 6 aileye Orköy sertifikası veren Bakan Eroğlu'nun bir sonraki adresi partisinin il başkanlığıydı. Bursa'ya geçen yıl sonuna kadar 21 milyar TL, 21 katrolluk yatırım yapılmış. Bursa için büyük düşünüyoruz. Gerçekten Bursa dünyada en önemli
marka şehir olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin ardından Vali İzzettin Küçük'ü de makamında ziyaret eden Eroğlu, yeni anayasa sürecine değindi. Sayın Devlet Bahçeli büyük bir devlet adamdı, örneği gösterdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yani Türkiye için hakikaten başkanlık değil de cumhurbaşkanlığı, yeni cumhurbaşkanı sistemi çok elzemdir. Eroğlu, uluslararası bir kuruluş tarafından Uludağ kayak tesislerine verilen mükemmeliyet plaketini de Vali Küçük'e teslim etti. Bursa'nın bugün ağırladığı bir başka önemli isim de eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'ydu. Programını ağırlıklı olarak gençlerle buluşmaya ayıran Davutoğlu'nun gündeminde 15 Temmuz darbe girişimi vardı. Davutoğlu, bir daha bu topraklarda fetret devri yaşamasına izin vermeyeceğiz dedi. Değerli konuklar, hemen ayrılmıyoruz. 600 yıl önce bir ilim irfan yuvası olan bu medresemiz 600 yıl sonra tekrar hem aslına hem amacına uygun olarak tekrar inşa edilmiş oldu. Türkiye Gençlik Vakfı Bursa temsilciliğine tahsis edilen Beyazıt Paşa Medresesi'nin açılışı eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Kaybolmuş olan bir ecdat yadigarı eserimiz tekrar küllerinden doğdu ve 9 bina yıkılarak 3,5 milyon lira da harcayarak tekrar ilk günkü haliyle canlanmış oldu. Açılışta konuşan Davutoğlu, fetret devrini hatırlattı, sözü 15 Temmuz darbe girişimine getirdi. Bu devletten pay ve bir takım parçalar elde etmek isteyenler harekete geçtiler. 15 Temmuz'da da benzer bir fetreti bu ülkeye yaşatmak isteyenler çıktı. Milletin dini istismar eden topluluklar bir tarafta, diğer tarafta PKK, DAEŞ ve daha niceleri. Davutoğlu, bu topraklarda bir daha fetret dönemi yaşatılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Bu devlet fetrete götürülmek isteniyor diye bir his herkesin gönlünde uyanıp daha Cumhurbaşkanımızın çağrısı olmadan dahi sokaklara, meydanlara çıkmışsa 600 yıl önce yaşanan o fetret dönemindeki bilincin bugünlere yansımasının bir eseridir. Ne olursa olsun bir daha bu topraklarda fetret yaşatılmasına izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Cuma namazını Ulu Cami'de kılan Davutoğlu vatandaşlarla sohbet etti. Davutoğlu'nun bir vatandaşın yanındaki iki papağanı sevmesi renkli görüntüler oluşturdu. Eski başbakan papağanlardan birini koluna alarak poz verdi. Götürüyoruz arkadaşlar. Evet, bir açalım önümüzü. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 101. günündeyiz. Türk savaş uçakları bir kez daha Elbap çevresindeki IŞİD hedeflerini vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre savaş uçakları Bızagah ve Sülfaniyah bölgesinde terör örgütü IŞİD'e ait 3 bina ile 2 silahlı aracı imha etti. Özgür Suriye Ordusu ile IŞİD arasında Elbap yakınlarındaki Karadağ bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Salı günü irtibat kesilen astsubaylar Kıvanç Kaşıkçı ve Muhammed Duran Keskin'i arama çalışmaları da devam ediyor. Suriye ordu birlikleri 3 aydır kuşatma altında tutulan Doğu Halep'te tüm kontrolü ele geçirmek üzere. Rejime bağlı birlikler Şeyh Said mahallesini de El-Nusra cephesinden geri aldı. Çatışmaların arasında kalan on binlerce sivilin tahliyesi için çabalar da devam ediyor. Suriye ordusu Halep'in doğusunda muhaliflere bir darbe daha vurdu. Ordu birlikleri muhaliflerin kuşatmayı yarmak için son umut olarak gördüğü Şeyh Said mahallesinde kontrolü tamamen ele geçirdi. El-Kaide'nin Suriye kolu El-Nusra cephesi öncülüğünde Halep ordusu adı altında birleşen muhalif gruplar perşembe günü yeni bir saldırı başlatmış, ordu birlikleri Şeyh Said mahallesinin bir bölümünden çekilmek zorunda kalmıştı. Rus savaş uçaklarının yoğun bombardımanının ardından sabah saatlerinde yeniden harekete geçen Suriye ordusu mahallede kontrolü sağladı. Rejime bağlı birliklerle Şii milislerin eş zamanlı olarak El Amiriye bölgesinin kurtarılması için operasyon başlattığı da belirtiliyor.
Şiddetli çatışmaların sürdüğü Halep'in doğusunda sıkışan on binlerce sivilin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasına yönelik çabalar da sürüyor. Birleşmiş Milletler, Rusya ve Suriye yönetimlerinin Halep'te insani mola verilmesini kabul etmediğini, ancak Moskova'nın sivillerin tahliyesi için 4 insani koridor kurulmasını önerdiğini belirtti. Rusya daha önce Halep'te insani mola ilan etmiş, ancak muhalif gruplar bu süreci yeniden toparlanma amacıyla kullandığı için sonuç alınamamıştı. Halep'in doğusunda muhaliflerin elinde kalan 30 kilometre karelik alanda on binlerce sivilin ölüm kalım savaşı verdiği belirtiliyor. Mavi Marmara davasında önemli bir gelişme yaşandı. Duruşma savcısı İsrail ve Türkiye arasındaki anlaşmayı gerekçe göstererek davanın düşürülmesini talep etti. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Türkiye ile İsrail arasında imzalanan antlaşma metninin ulaşması üzerine savcı davanın düşürülmesini istedi. İddianamede dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla İstihbarat Başkanı hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna azmettirmekten 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla toplam 18.032'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Belediyelere yönelik terör operasyonları devam ediyor. Şanlıurfa'daki soruşturma kapsamında Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram gözaltına alındı. Polis ekipleri sabah saatlerinde Halfeti Belediye binasında arama başlattı. Soruşturma kapsamında toplam 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Bayram'ın da olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Muş'un Malazgirt ilçesindeki soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Halis Coşkun'un yerine de Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı görevlendirildi. İzmir'de bugün bomba paniği yaşandı. Karşıyaka'da icra mahkemeleri ve icra müdürlüklerinin bulunduğu iş anına yönelik ihbar üzerine 20 bina boşaltıldı. Bölgeye bomba imha uzmanlarıyla çok sayıda polis sevk edildi. İş anına yakın bankalar, evler ve iş yerleri boşaltılarak çarşı trafiğe kapatıldı. İcra mahkemeleri ve icra müdürlüklerinin bulunduğu binayla çevredeki diğer binalar eğitimli köpeklerle didik didik arandı. Aramalar sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bir saat süren aramalar sonunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Adana'da 12 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili soruşturma sürüyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheli daha yakalandı. Daha önce gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği 3 savcı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Ancak emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Facianın ardından yurt yönetmeliklerinde de değişiklik yapıldı. Öğrencilere özel barınma hizmeti sunan kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da bundan böyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilecek. Kurumlar mevzuata aykırılık tespit edilirse bakanlıkça kapatılabilecek. Yönetmelikte binalarda gereken yangın önleme ve söndürmeye ilişkin mevzuat yönergeleri de yer aldı. Hükümlerini çiğneyen... Buyurun Sayın Bostancı. İstanbul Büyükçekmece'deki bir sanayi sitesinde akaryakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada patlama oldu. Şiddetli patlamada Suriyeli bir işçi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Bir iş cinayetinde daha bir Suriyeli işçinin öldüğüne şahit olduk. İstanbul Büyükçekmece'de bir akaryakıt tankerinde kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay İçel Caddesi'ndeki bir tamirhanede meydana geldi. Suriyeli işçi Ali Alzeri, oksijen kaynağı ile tankere müdahale ettiği sırada şiddetli bir patlama oldu. Ama ben dedim ki kesin deprem.
Yani böyle bir koştuk. Hepimiz koştuk. Patlamanın etkisiyle tankerin kapağının çarptığı Alzeri olay yerinde can verdi. O sırada tamirhanede bulunan İbrahim Alzeri ve Kamil Gökçe yaralandı. Yaralılar Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı. Bu tür tankerlerde eğer içindeki gaz boşaltılmadan bir kaynak işlemi yapılırsa ki bunu buradaki çalışanın bilmesi mümkün değil çünkü doğru düzgün belki Türkçesi yok. Ali Alzeri'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ya önlem yok önlem. Önlem hiç yok. Çünkü basınç yapacağını biliyorlar bunu. Kesin yapılacak. Niye bu kaynak yapıyorsun sen ya? Bunun içi gaz dolu. Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Sıfırın altında 12 derece olan hava sıcaklığının hafta sonu 5 derece daha düşmesi bekleniyor. Zirvede 10 gün boyunca kar yağışı yok. Beyaz Cennet Uludağ kelimenin tam anlamıyla buz kesti. İki gündür süren kar yağışının durmasından sonra zirvede hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Karayolları ve belediye ekipleri buzlanmaya karşı Uludağ yolunda tuzlama çalışması yapıyor. Oteller bölgesinde kar kalınlığı 30 santimetre. Kayak pistleri henüz açılmazken şimdilik karın keyfini günübirlik tatilciler çıkarıyor. Orhan Gazi'den geliyorum. Sezonu erken açmışsınız galiba. Evet, biraz öyle oldu. Erken gelen karla birlikte işletmecilerin de yüzü gülerken sezonun iyi geçmesi bekleniyor. Zaten otoparklarda açılmaya başladı. Biz de kızak işletmecileri olarak hazırlıklarımızı son hızda yapmaya devam ediyoruz. İnşallah karın böyle devam ederse sezonu açmayı düşünüyoruz. Hava sıcaklığının hafta sonu sıfırın altında 17 dereceye kadar düşeceği Uludağ'da 10 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor. Bursa'nın Karacabey ilçesinde lezzetiyle öne çıkan soğan artık tescillendi. 3 yıl süren zorlu bir sürecin ardından Türk Patent Enstitüsü Karacabey soğanına coğrafi işaret tescili verdi. Araştırdılar. Hakikaten soğanın Karacabey yetiştirdiğine kanal getirdiler ve Karacabey soğanın coğrafi işaretini Karacabey'e verdiler. Bursa'nın Karacabey ilçesinin ünlü soğanı tescillendi. Karacabey Ticaret Borsası, ilçenin en önemli tarımsal ürünlerinden soğan için Türk Patent Enstitüsü'ne 3 yıl önce coğrafi işaret tescili için başvurdu. Son yıllardaki ticari gelirinin aşağı düşmesinden sebebiyle Karacabey bölgemizde çok fazla soğan ekilmemektedir. Tekrar bunu bir canlandırmak için beraber Karacabey Ticaret Borsası'na çalışmaya başladık. Sonunda beklenen haber geldi. Karacabey Ovası'nın verimli topraklarında yetişen soğan tescillendi. Peki Karacabey soğanını bu kadar farklı kılan özelliği neler? Normalde pişirdiği zaman bazı öbür soğanlar erir. Karacabey soğanı erimez. Davanın içerisinde falan kalabilen bir soğandır. Lezzeti tatlı bir soğandır. İnsanın yemesi için her türlü hastalığa bir antibiyotik açısından da antibiyotik diye söylenmektedir. Faydalı bir üründür yani. Sağlıktan çarpıcı bir not var sırada. Türkiye erken yaşta kalp krizi geçirme oranlarında Avrupa birincisi. Beslenme alışkanlıklarına dikkat çeken uzmanlar günde en az 30 dakika yürüyüş öneriyor. Bu konuda birinciyiz. Avrupa birincisiyiz hatta. Türkiye erken yaşta kalp krizi geçirme oranlarında Avrupa birincisi. Yoğun alkol kullanımı olan hastalarımız, yani düzenli bir şekilde her gün alkol tüketen hastalarımız. Diyabet, hipertansiyon ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklar önemli bir risk grubu oluşturuyor. Kalp yetmezliğine neden olan bir başka faktör ise çoklu ya da küçük yaşta gebelik. İkiz gebelik, çoğul gebelikleri olan, üst üste sık doğum yapan, erken yaşta 18 yaş altı veyahut da ileri yaşta 40 yaş üstünde gebeliği olan hastalarımız daha fazla gebeliğe bağlı kalp yetmezliği geliştirmek. Kilo ve tansiyon kontrolü gibi sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemler kalp yetmezliğine karşı da koruyucu özelliğe sahip.
hareketli bir birey olursak ki haftanın 5 günü 30 dakikalık yürüyüş bizim için hareketli, orta derecede egzersiz. Kalp yetmezliği gelişmesini önlediğimiz gibi kalp yetmezliği hastalarımıza da çok yol alıyoruz. Dünya adeta beşik gibi sallanıyor. Son deprem haberi Güney Amerika'dan geldi. Peru'da 6.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin merkez üssü ülkenin kuzeydoğusuydu. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı. Peru'da 15 Ağustos'taki 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı. Son 15 gün içinde Yeni Zelanda'da 7.8, Japonya'da 7.3, Çin'de 6.7 ve Arjantin'de 6.4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'in yeni yaptırım kararına askeri tatbikatla yanıt verdi. Güney Kore'nin başkenti Seul'ü yerle bir etmeye yönelik tatbikatı bizzat devlet başkanı Kim Jong-un komuta etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son yaptırım kararına askeri tehditle yanıt verdi. Kuzey Kore ordusu Güney Kore sınırına yakın bir bölgede askeri tatbikat düzenledi. Seul'ü yok etme adı verilen tatbikata bizzat devlet başkanı Kim komuta etti. Askeri tatbikatta Seul ve diğer Güney Kore kentlerine yönelik bir saldırının simülasyonunun yapıldığı ve sınıra yakın topçu birliklerini Kim Jong-un'un yönettiği duyuruldu. Kuzey Kore resmi haber ajansına göre askerlere seslenen Kim, öyle ölümcül bir darbe söz konusu olacak ki hiçbir şey ve hiç kimse hayatta kalamayacak diye konuştu. Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'nin yaptığı nükleer silah denemelerine çarşamba günü yeni yaptırım kararlarıyla yanıt vermişti. Karar tasarısı üye 15 ülkenin oy birliğiyle kabul edilmişti. Çin'de katliam gibi bir kaza meydana geldi. Bir minibüsün kontrolden çıkarak göle düşmesi sonucu en az 18 kişi öldü. Çin'de bir minibüsün göle düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinin Ikou kentinde meydana geldi. İddialara göre sürücüsü direksiyon başında uyuyan minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki göle devrildi. Kazadan sağ kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Minibüsü sudan çıkaran ekipler yolculardan 18'inin yaşamını yitirdiğini belirledi. 12 yolcu kapasitesine sahip minibüste sürücüyle birlikte 21 kişinin bulunduğu açıklandı. Şiddetli yağmur Güney Amerika ülkesi Kolombiya'ya felaket getirdi. Sağanak yağmurun neden olduğu heyelanda biri bebek en az 6 kişi hayatını kaybetti. Toprak altında kalan onlarca kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Latin ülkesi Kolombiya'nın güneyinde günlerdir etkili olan sağanak yağmur felaketi de beraberinde getirdi. Cari kentinde yağmur heyelana neden oldu. Bir mahalle tonlarca ağırlıktaki çamur yığınının altında kaldı. Yetkililer kentin en yoksul mahallesindeki faciada en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında 8 günlük bir bebek de var. Mahalleyi haritadan silen heyelan sırasında toprak altında kalan onlarca kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Cari kentinde son bir haftadır aralıksız devam eden şiddetli yağışlar sonucu çok sayıda ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Efendim biz size hakikatleri anlatmaya çalıştık. Olay ana habere Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın dün akşamki konserinden görüntülerle veda ediyoruz. Mutlu akşamlar.